Evet, ne yapıyoruz? Bugün Erdek çadır kampındayız. Hı. Hemen yan komşumuzdan öğrendiğimiz fasulye kavurmasını yapıyoruz. Esma abladan. Aynen, Esma abladan. Nasıl Normalde yapıyormuş? yeşil fasulye yapacaktık. Nasıl Hemen yapıyormuş? bir U dönüşüyle. Hı. Şimdi onu anlatacağım. Peki. Öncesinde şöyle fasulyelerimizi önceden biz yıkadık. Güzelce ayıkladık. Sonra bunları şöyle küçük küçük doğrayacağım. Bu şekilde. Normalde bu dilimlenerek de yapılıyor. Ben kolay olsun diye böyle doğrayarak yaptım. Bu arada kampta o kadar koca bir tahtanın ne işi var demeyin. O benim gözleme tavam. Gözleme. Gözleme tavam, pardon, tahta. Tahtadan bahsediyorum. Evet. Biraz dikkat çekebilir o. Böyle fasulyelerimizi. Şu an kamptayız, değil mi? Onu da anlat. Nerede olduğumuzu da bir anlat şöyle bir kere. Başta söyledim ya. Oo, sen beni dinlemiyorsun ki. Başladım ya. Erdek'teyiz dedim. Çadır kampındayız dedim. Kapıdağ dedin mi? He? Kapıdağ dedin. Kapıdağ değil mi burası? Kapıdağ. Hı hı. Kapıdağ kamp alanı. Kamp alanındayız. Bakmayın böyle havalı havalı durduğuna. Yemenizi, içmenizi, temizliğinizi, her şeyinizi. Aa, burada bir şey bak. Ayıklamamışsın bunu. Ne, fırçayı da her yedik. Şeyi kendin yapıyorsun. Seven için çok keyifli. Sevmeyenler çok niyet etmesinler. Niye? Kamp hayatı mı? Ha. Yani kimse size burada özel hizmet sağlamıyor. En özel hizmet lavaboların, banyoların temiz olması. O kadar. Evet, yemeğimizi, fasulyelerimizi doğradık. Şimdi bu fasulyeleri ne yapacağız? Tenceremizi şöyle bir alayım öncesinde. Hı hı. Bununla işimiz bitti. Tenceremizi alacağız. Oldukça pratik bir yemek. Ve ilk kez yapıyorum. İlk kez tadacağım. Ama lezzetli olacağından eminim. Çok kafama yattı çünkü tarif. Hı hı. Bak bak, bunu da ayıklamamışsın. Yani bu kadar koşturuyorum, bir türlü yalanamıyorum yükü sana var ya. Ya işte öyle. Sonra bunun üstüne şöyle ben bir su bardağı kadar, hatta şöyle biraz daha az sıcak suyu koydum. Oradan evet. Çekmeği alalım, ocağı yakalım mı? Tabii. Hemen tüpümüzü çeviriyoruz. Bakın böyle tüpümüzü de masanın üstüne öylesine koymuyoruz, altına. Bir mermer tabaka koyduk. Onu da burada bulduk. Güvenlik her şeyden önce geliyor. Şimdi bunu koyuyoruz. Sonra kapağını kapatacağım. Yavaş yavaş pişecek. Kapağımız nerede? Burada. Bu yavaş yavaş burada pişecek. O sırada ben soğanları doğrayacağım. Çünkü bayağı bir çok soğanımız var. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane soğan hazırlamışız. 4 tane soğanımız var. Sarımsaklarımız var. Öncesinde bunları şöyle küp küp doğrayacağım. Aslında soğanlı fasulye kavurmasını yoksa fasulyeli soğan kavurmasını, orası biraz karışık. Çünkü bayağı bir bol soğan var içinde. Tüp kısık ateşte mi olacak? Nasıl? Tüp, yani şu an fasulye pişiyor orta, ya. Orta ateşte. Çok karar veremiyorsan kısık mı yüksek mi, orta. Hmm. Her şeyin ortası iyidir. Vasat diyorsun. Şöyle hemen hızlıca doğruyorum. Biraz açık alanda bu yemeği yapmanın en büyük avantajlarından birisi de soğanlar gözlerinizi yaşartmıyor. Güzel. Yoksa şimdiye kadar boğulmuştum. İki göz iki çeşmeydim. Şu an öyle bir ayrıntı göremedik ama ağlıyor Hı? musun? Gözyaşı var mı? Hayır tabii ki. Asla. Giden soğanlar olsun sadece. Bunun için ağlanır mı? Yalnız gelmeden önce bıçakları bilediğimizde iyi olmuş. Bileyici bulduk bir tane.
Tabii. Şu an baksana tıkır tıkır bak. Evet, sesi duyuyor musun? Evet. O sesi hepsi çıkarır. Öyle mi? Yani. Önemli olan kesmesi. Şöyle doğradık. Az kaldı. Sanırım fasulye ayıklamasından soğan doğraması daha yorucu geçecek. Hop, elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Dikkat et, elini falan kestirme Ülkücüğüm. Soğan faslında. Onun için çok bir kap lazım olacak mı Ülkü? Onun için bir kap lazım olacak mı? Bir düşüneyim. Dikkat et eline. Eline düşüneyim, dikkat sana cevap vereyim. Orada kaplarımız var. Kullanırız birini. Tamam, peki. Sonra bunları soğanı kavurma aşamasında koyacağız. Hemen eklemeyeceğiz. Oraları da tek tek anlatacağım size. Bu yemeği ben iki parçada hazırlayacağım. Şimdi böyle bütün malzemeleri yapıyorum. Malumunuz benim 3 çocuk var. Ve acı yemiyorlar. Birazını acılı yapacağım. Birazını acısız yapacağım. Çok güzel. Yeni bir tarif ama hem acılı hem acısız yapacaksın. Soğanlı soğansız desek olur mu? Olmaz. Bunun o soğan acı derken acı biber mi? Esma ablandan öğrendiğime göre bunun soğanı bol olacak. Esma abla buranın soğan. Peki tamam. Esma abladan onay aldık. Oo bayağı oldu soğan. Şu kalsa mı? Bence kalsın. Ya bu kalsa ne olur kalmasa ne olur. Peki yapalım. Bir yarı kalmış. Sorduğun için dedim canım Allah Allah. Neyse. Çok fazla gelirse kalanını ekmek arasına koyar tuzlar yeriz. Şöyle hızlı bir şey. Oo, son dakika bak görüyor musun? İş kazası geliyordu. Allah korusun. Evet soğanlarımızı doğradık. Çöplerimizi alalım. Atalım. Fasulyemize bir bakalım ne durumdalar. Onlar orada haşlanıyorlar. Şöyle bir karıştıralım. Bu böyle buharıyla, dibindeki suyuyla. Yalnız aynı yemeği karşıda Esma ablayla da yapıyoruz. O da tencerede fasulyeyi kontrol ediyor. Pişti mi pişmedi mi. Ben de kontrol ediyorum. Küçüğüm biraz daha acının altını açsak mı acaba? Yok, aşırı şöyle suyu hemen biter. O zaman güzel şey olmaz. Şimdi soğanlarımız tamam. Şöyle soğanları şey gibi böyle hani kar küreme araçları olur ya onlar gibi böyle. Tamam şimdi hemen sarımsaklarımızı ufak ufak doğrayalım. Onları da bir aradan çıkaralım. Herhalde dünyanın en güzel yiyeceklerinden birisi bu sarımsak. Aynen. Kalp dostu diyorlar. Sen elini koklasan onu güzel kokuyor. Yok çok lezzetli. Yaşı ayrı lezzetli. Kurusu ayrı lezzetli. Haşlanmışı, pişmişi. Oo, vay yakacaksın mangalı. Hmm. Bunu böyle soymadan. Atacaksın içine. Baş, atacaksın mangalın üstüne. Bir sebze bu kadar mı? Şöyle biraz indirelim. Güzel olur, lezzetli olur. Gel. Böyle şey yapalım. Artistik yapalım. Estağfurullah, dikkat et. Şöyle. Şöyle yaparlar ya satırlarla. Onlar gibi de bıçağımız uygun değil. Ancak böyle inceltiyoruz. Kamptayız. Basit, pratik metotlar belirlememiz lazım. Değil mi Ülkücüğüm? Elindeki malzemelerle neyin varsa. Nasıl yapabiliyorsan. Evet. Ya bu malzemelerin hepsi bulunabilecek şeyler. Bakmayın böyle adının kamp diye geçtiğini. İçinden ekmekçisi geçiyor, sebzecisi geçiyor. Kolay kolay her şeyi temin edebiliyorsunuz. Yani kamp deyip de dağ başına çıkmıyorsunuz aslında. O zaman bir dakika dönüş yapacağız. Ülkücüğüm bir dakika. Şöyle bir, beni yakalaman lazım ama hareketlerimi. Özür kameraman. Tamam. Bir dakika elim yandı benim. Tamam şu an oldu. Bak 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 rengi dönmeye başladı fark edebiliyor musun? Evet evet. Daha fazla mı yeşil hale aldı yoksa o solgun şeyi daha böyle canlı canlı evet, oldu. Evet. O pişmeye devam etsin. Tekrar bunu kapatalım. Ondan sonra ne yapalım? Soğanlarımızı da doğradık. Onu ne yaptık. Yapacağız? Sonra yumurtamızı kıracağız ama onun zaten var daha şeyini. Sonra o zaman burada bir durduralım. Fasulye pişsin. Sonra devam edelim. Tamam.